Türkiye bir işte Kürtlere karşı bir mücadele, bir savaş sürdürüyor ve bu savaşı da Orta Doğu'ya, yani komşu ülkelere de taşımış bulunuyor. Bununla hem Kürtleri bastırmak ama hem de bu devletlerde Kürtlerin de ötesinde daha büyük bir güç, etkili bir güç konumuna gelmeyi tasarlıyor. Bu diplomatik ilişkiler hiçbir zaman durmadı. Yani sürekli diplomatik temasları var. Hatırlıyorsanız Hakan Fidan bir süre önce mecliste Zab'daki 12 Ocak gerilla eyleminden sonra mecliste bir oturum yapılmıştı ve orada terör diplomasisi yani şeklinde bir kavram kullanmıştı ve daha sonra Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da Kürdistan'ı ima ederek teröristan kavramını kurdular. Daha evvel bu tür kavramlar kullanılmıyordu. Yani. Ama şimdi teröristan, işte terör diplomasisi şeklinde yeni kavramlar da, yeni diyebileceğimiz kavramlar da kullanıyorlar ve bu bize şunun işaretini veriyor. Türkiye evet askeri anlamda son 6 yani 2017'den itibaren özellikle Rojava'da, Bakur'da, Başvur'da çok yoğun saldırılarda bulunuyor. İşte 2017'de saldırılar Güney Kürdistan'a, 2018'de Afrin'in işgali var, 2019'da Selikaniye ve Giresun'un işgali var. Yine aynı tarihte Haftanine ve Başvur Kürdistan'a yönelik saldırılar var. İşte 2020 ve 21 yılında da bu saldırılar devam etti. Rojava'ya yönelik saldırılar hiç durmadı, aralıksız bir şekilde bir biçimde devam ediyor. Ve 2022'nin 17 Nisan'ında da Pençe Kilit Operasyonu denilen bir operasyon başlattılar. Zab, Metina, Avaş'ın hatına yönelik ve 3 yıldan 4 yıldır bu saldırı da devam ediyor. Şimdi Türkiye geldiğimiz noktada bu saldırıların, yani sadece askeri saldırılarla, havadan, karadan saldırı yapmakla, işte çeşitli stratejik noktaları işgal etmekle bir sonuç elde edemeyeceğini gördü. Çünkü 2015'te yapılan planlamaya göre Türkiye Devleti 2023'te Türkiye'nin 100. Cumhuriyet'in 100. yılında Kürt mücadelesini bastırmış olması gerekiyordu. Yani işgal edilmesi gereken yerleri işgal etmiş olacaktı. Kürt siyasetini tasfiye edecekti ve dolayısıyla da en azından kontrol altına almış olacaktı. Ama 2023, şu anda 2024'teyiz. Kürtlere çok ağır bedeller ödemekle birlikte ve az evvel bahsettiğim çeşitli yerler, işte Kürdistan'ın çeşitli coğrafya parçaları, bölgeleri işgal edilmekle beraber Kürt mücadelesi bastırılmadı. Dolayısıyla dikkatler ve şu anda yoğunlaşmalar daha çok Başvur üzerinedir. Şimdi Başvur'un işgal etmenin yolunun da PKK'yı tasfiye etmekten geçtiğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok iyi biliyor. Yani işte biz Güney Kürdistan'ı işgal edeceğiz ve Güney Kürdistan'ı işgal ettiğimizde oradaki statükoyu, yani mevcut Kürt statüsünü ya dağıtacağız, dağıtmazsak da kendi kontrolümüze alacağız ve bu şekilde Musul, Kerkük hatına, işte Şengal hatına kadar buraları askeri anlamda kontrol altına alacağız. Buraları kontrol altına aldığımızda da artık Irak'ta herkes bizi de hesaba katmak zorunda. İran'da bizi hesaba katmak zorunda kalacak. Amerika'da bizi hesaba katmak zorunda. Iraklı diğer güçler de bizi hesaba katmak zorunda kalacaklar diye düşünüyorlar. Dolayısıyla bu şekilde zaten Rojava'yı da nefessiz bırakmış oluruz. Hem ideolojik, siyasi anlamda hem gerçek, yani günlük hayat anlamında. Dolayısıyla Türkiye işte bunu açık açık dillendirmiyor. Bunu PKK ile kodluyor. Çünkü PKK'yı tasfiye etmeden Güney Kürdistan'ı tasfiye etmenin, kontrol altına almanın mümkün olmadığını görüyor. Ve bu perspektiften yola çıkarak 17 Nisan 2022'de bu Pençe Kilit saldırısını başlattılar. Konsept aynı. Fakat az evvel söylediğim gibi bu konsept yürümüyor. Tıkandığı için de yeni açılar kazandırılıyor. Yani amaç aynı ama 2024'te az evvel sizin de belirttiğiniz gibi buna yeni şeyler, pencereler açarak sürdürmeyi hesaplıyorlar. Nedir bu pencereler diye soracak olursanız, şöyle bir şey var. Şimdi Irak'ın, yani Başvur'un içine daha fazla gelmek istiyorlar. Mesela Zab, Metina, Avaşin hattına 3 yıldır az ve bahsettiğim saldırılar var. Bazı yerleri kontrol ediyorlar, bazı yerleri kontrol edemiyorlar. Bazı yerlerde de hem Türk askerleri var hem gerilla güçleri var. İşte 22-23 Aralık'ta ve 12 Ocak'ta gördük. Bunlar çok konuşuldu kamuoyunda. Yani yakınlar, iç içeler. Fakat geneline baktığımızda Türkiye, evet, bu anlamda biraz ilerlemekle ve 50 bin askerini bu bölgelere yığmakla beraber tam istediği hakimiyeti sağlayabilmiş değil. Ortak koordinasyon kurulmuş, planlama yapılmış ve dün Murat Karayılan'ın bir açıklaması oldu. Mart sonuna kadar KDP göçlerine işte hazır olun talimatı vermiş. Bizim aldığımız bazı bilgilere göre Mesut Barzani özellikle Deraluk, Şeradizi, Ahmediye, Barzan hattında buralarda yaşayan işte çeşitli toplumun ileri gelenleriyle de bir toplantı yaparak Türkiye buraya yerleşecek. Dolayısıyla işte siz de işbirliği yapacaksınız. PKK ile işbirliği yapan tutuklanacak falan şeklinde hem onları ikna etmek hem de uyarı, bir nevi tehdit etmek amacıyla bir dizi toplantı yapmış. Şimdi KDP Türkiye'ye şunu söylüyor. Yani benim tek başıma olmam da yetmeyebilir. Dolayısıyla bana yönelik de tepkiler var. Bunu bir Federal Kürdistan bölgesinin kararı haline getirelim. Yani sadece KDP şey olmasın. Federal Kürdistan bölgesi hükümeti ve meclisi karar alsın ki burada sizinle birlikte, daha evvel oldu 92'de, sizinle birlikte PKK'ya karşı savaşalım. Bu hem Kürtler nezdinde hem de uluslararası toplum, uluslararası platformlar nezdinde bir şey görür. Yani bir meşruiyeti olur, bir karşılığı olur. KDP'nin Türkiye'ye yaptığı telkinler bu şekilde ve bu telkinler neticesinde Türkiye YNK ile bazen görüşüyor, bazen de tehdit ediyor, ikna etmek istiyor. Tabii sadece YNK'nin ismi geçiyor ama diğer bütün partilerle de görüşüyorlar. Hatta şu anda parti olmayan ama Federal Kürdistan bölgesinde tanınmış, belli bir şeyi olan, etkisi olan çevre insanlarla da Türkiye görüşüyor. Gerek evlerde görüşüyor, gerekse de onları Türkiye'ye davet ediyorlar. Bir şey var, yani bir yoğunluk var, diplomatik yoğunluk var. Türkiye bunu yapmak istiyor fakat günümüz itibariyle, yani bugün itibariyle Türkiye Irak Federal Kürdistan bölgesinin hükümetinden veya parlamentosundan böyle bir karar çıkartmış değil. Şu anda bu konsepte sadece KDP dahil oluyor. Dolayısıyla KDP aynı zamanda Türkiye ile girdiği işbirliği neticesinde Bağdat'ta da zorlanıyor. Çünkü Bağdat'ta Irak'a yönelik KDP'ye yönelik, Türkiye'nin saldırılarına yönelik ciddi tepkiler var ve KDP'nin bu işbirliğinden dolayı işte çeşitli Iraklı kesimler de diyorlar ki kardeşim Türkiye gelip bizim topraklarımızı işgal ediyor. Bazıları da yardım ediyor falan. Yani dün de mesela Irak'ın İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Şimdi KDP bu diplomatik altyapıyı fikir anlamında hazırlayan bir güç. Türkiye'de aslında bunu yanlış görmüyor ve bunun gereği olarak da işte çeşitli görüşmeler falan yapıyor. Ama Türkiye tam anlamda, istediği anlamda bir elde etmedi. Bir kazanım elde etti. Yani Türkiye'nin PKK'yı yasak listeye almayı falan, ama onların kararı şuydu. Terör örgütü olarak tanımlaması vesaire. Bu çıkmadı. Fakat Türkiye şunu biliyor. Irak evet bir karar almış olabilir ama Federal Kürdistan bölgesi dağlarında Irak askerinin falan gelip savaşma şeyi yok. O zaman nasıl olacak? KDP'ye bağlı çeşitli güçler Irak askeri üniformasıyla, Irak bayrağıyla, sanki Irak askeriymiş gibi Türkiye askerleriyle toplantı yapıyorlar. Mesela az önce bahsettiğim fotoğraf, birisi Mesut Barzani'nin yeğeni, birisi Hoşyar Zebari'nin yeğeni, birisi Barzan bölgesinin sorumlusu, birisi KDP'nin bilmem hangi gücünün sorumlusu, ama onlar Irak ordusunun askeri olarak oraya gelmişler. Irak ordusunun bundan haberi bile olmayabilir. Dolayısıyla KDP askeri olarak, diplomatik ve siyasi olarak bu işin tam ortasında. Fakat eğer önümüzdeki günlerde başlayacak olan saldırıya KDP silahını alıp doğrudan mevziye gidecek şekilde, yani Karayılan'ın açıkladığı şekilde savaşa dahil olursa, artık burada Güney Kürdistan bölgesinde KDP'nin işte askeri yapısından, askeri unsurlarından falan bahsetmek mümkün olmaz. Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin veya Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Güney Kürdistan'daki işte Kürtçe ismiyle hareket eden yapıları, aparatları, uzantıları olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. Yani fonksiyonel olarak bunu yapıyorlar. Mesela Parast'ın KDP istihbaratı, işte Roş peşmergeleri, Zaravan peşmergeleri, Bahar peşmergeleri, bilmem ne peşmergeleri, bunlar özel eğitimli Türk ordusunun özel kuvvetleri tarafından eğitilmiş KDP'ye, doğrudan KDP'nin başkanlığına bağlı silahlı güçler, silahlı unsurlar, Parast'ın istihbarat şeyi. Şimdi bu güçlerin şimdiye kadar Kürtler için, Irak Federal Kürdistan Bölgesi'nin güvenliği için DAEŞ başta olmak üzere hiçbir güçle savaştığını, onlara karşı mevziye girdiğini gören olmamıştır. Bunların tarihinde öyle bir şey yok. Yani ben normal, klasik işte KDP peşmergesinden falan bahsetmiyorum. Bu özel güçlerden bahsediyorum. Bunların tek şeyi PKK'ya ve Rojava'ya karşı konumlanması. Yani bütün mevzilendikleri şey yıllardır böyle. Mevzilendikleri hatlar böyle. Dolayısıyla bunlar Güney Kürdistan toplumunun nezdinde de bir meşruiyet sahibi değil. KDP ve Türkiye'nin planladığı şey oldu. Yani PKK bu bölgelerden çıkarıldı. PKK'nın orada bir etkinliği kalmadı. O zaman ne olmuş olur? KDP'nin de bir etkinliği, bir fonksiyonu kalmamış olacak. Çünkü KDP'ye şu anda bir itibar tırnak içerisinde veriliyorsa, KDP ile şu anda bir muhataplık varsa Türkiye tarafından, KDP ciddiye alınıp KDP ile toplantı yapılıp KDP'ye işte bir alan açılıyorsa, bu KDP'yi PKK'ya karşı kullanmak için yapılıyor. PKK yoksa o zaman KDP'ye de Türkiye için ihtiyaç kalmamış olur.